Kaf suresi Mekki olup 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf. Şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Bel acibu en ca'ahum mundirun minhum feqalel kafirun hada şey'un acib. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ ف۪ي اَمْرٍ مَر۪يجٍ. Bilakis onlar, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi? وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجِ. Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve tüm Bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi
peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar. اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ Biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca, can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ Sûra üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ O gün herkes, beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak, yüce divana gelir. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ Allah ona buyurur, sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ Yanındaki arkadaşı, işte der. Onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يبٍ اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ فَاَلْقِيَاهُ ف۪ي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ Allah, muhafızla şahide veya Cehennem görevlisi iki meleğe, atın buyuracak. Atın cehenneme. Her nankör, inatçı kâfiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Yanındaki arkadaş, Ya Rabbi der, onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez.
ben kullarıma asla zulmetmem. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ O gün cehenneme biz, doldun mu dedikçe, o, daha yok mu diye iştahını dile getirir. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese, bu mükafat vardır. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki, onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da, bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ O halde sen, onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce, Rabbine hamd ederek ibadet et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ Geceliğinde, secdelerin peşinden de O'na ibadet et. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir.